Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'de yoğun bakımlar neden bu kadar yoğun, neden yer bulmak imkansız? Anlatır mısınız bize? Efendim, sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye aslında altyapı olarak birçok Avrupa ülkesinin, birçok değil hepsinin daha önünde. Almanya'da 100 bin kişiye 30 yatak düşerken Türkiye'de 44 yatak düşmekte. Ancak yoğun bakımların kullanımıyla ilgili bir düzensizlik var. Düzensizlik nedir? Genellikle yoğun bakıma alınması gereken hastalar yoğun bakımdan fayda görecek hastalardır. Yani fayda görmeyecek kadar kötü ya da fayda görmeyecek kadar iyi hastaları yoğun bakıma almamamız gerekmektedir. Halbuki ülkemizde birçok sebeple fayda görmeyecek hastaların yoğun bakıma alınmaları söz konusu. O sebepleri açar Bu mısınız? da yoğun Nedir? bakımlar. Örnek olarak verirsek, her türlü tedavi yapıldığı halde yanıt alınamayan ve tedavisi kesilen metastatik kanserli hastaları söyleyebilir. Ya da yaşamının sonuna gelmiş, artık yaşatılması mümkün olamayacak çok yaşlı hastaları söyleyebilir. Ya da bakım hastalarını söyleyebiliriz. Felçli vesaire aile bakamadığı için değişik baskılarla yoğun bakıma alınması zorlanan hastaları söyleyebiliriz. Ya da her türlü tedavi yapıldığı halde tedaviye yanıt alamayan hematolojik hastaları söyleyebiliriz. Buna benzer örnekleri çoğaltmak mümkün. İşte bu hastaların değişik sebeplerle yoğun bakımlara alınıyor olması, yoğun bakımlarda yatması gereken gerçek yoğun bakım hastaları için yer bulunmasını zor hale getirmektedir. Ama tek sebep bu hastaların alınmasıyla ilgili değildir. İkinci sebep ise direnç problemidir. Yoğun bakım tedavisi yapıldıktan sonra yoğun bakımdan çıkartılması gereken hastalar maalesef palyatif yoğun bakım servislerinin yatak sayılarının yeterli olmaması dolayısıyla veya hastanın alındığı servislerin bu hastaları yeniden yoğun bakımdan almama konusunda bir politika geliştirmeleri nedeniyle zamanında yoğun bakımdan taburcu Peki Sayın Ünal, edilememektedir. burada karar vermede mi sorun? Nerede sorun sizce? Yani tamam. Bu tamamen idari olarak çözülmesi gereken problemler silsilesi. Burada hekim arkadaşlarımızın yapabileceği çok fazla bir şey maalesef yoktu. Bununla ilgili kuralların yerleştirilmesi ve işletilmesi Peki nedir o gerekmektedir. idari sorun? Şöyle efendim, yoğun bakımlara hasta alımı ve taburculuğuyla ilgili kurallar netleştirilmeli. Artı yoğun bakımdan taburcu edilecek hastaları sorgusuz olarak ilgili diğer servislerin mutlaka alır hale getirilmesi sağlanmalıdır. Bu sağlanmadığı takdirde hastaların yoğun bakımda uzun süre yatmaları sadece yeni hastaların alınmasına engel olmamakta, ayrıca hastane enfeksiyonları için bunların bir kaynak haline gelmesiyle de sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemiz varlık içerisinde yokluk çeken bir ülke konumuna Şimdi gelmektedir yoğun ki bakım yoğun bakım. yataklarının çok özür diliyorum %60'ı özel hastanede diyorsunuz. İdari olarak problem olduğunu söylediniz. Burada nasıl bir sorun var? Neden yani mesela böyle bir değişiklik olabilir mi? Ne yapılması lazım? Şimdi efendim, Türkiye'de benim 2017 sonunda aldığım verilere göre 35 binin üstünde yatak var. Yoğun bakım yatağı var. Bu yatakların 20 bine yakını 3. seviye, yani en gelişmiş yoğun bakım yataklığı. Ancak bu 20 bin yatağın yaklaşık %60'ı özel sektörde bulunmakta. Bu tabii ki devletin sağlık politikalarıyla alakalı bir konudur ve bizim bunu eleştirme şansımız yoktur. Ancak duyumlarımız doğruysa, özellikle İstanbul'da toplam hastane yatağının büyük bir oranının %50'den fazlasının yoğun bakım olarak açıldığı hastaneler olduğu, özel hastaneler olduğu konusunda duyumlarımız mevcut. Bu dünyada çok da uygulaması olan bir durum değil. Bunun gerekçeleri gerek Sağlık Bakanlığı gerekse SGK tarafından, yani gelir ödeme kurumu tarafından araştırılaraktan bir çözüm yaratılmalıdır. Çünkü yoğun bakım sağlıktaki en pahalı tedavidir ve
korkunç maliyetlere patlamaktadır. Evet. Bunun boşa giden para olmaktan kurtarılması gerekir. Ve bununla ilgili alınacak önlemler varsa Sağlık Bakanlığı'nın ve SGK'nın bu yönde takipleri arttırması lazımdır. Ama burada söylemek istediğim şu değil. Yoğun hizmetini başarılı olarak veren devlet, üniversite ya da özel sektör hastaneleri benim konuşmamın hedefi değildir. Onları tenzih ederek konuşuyorum. Sadece bu işi suistimal ettiği düşünülebilecek bazı hastanelerin olabileceği kanaatindeyim. Peki, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, bizi bilgilendirdiğiniz için Sayın Necmettin Ünal.